Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle farklı bir konsept paylaşmak istedim. Yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı uyguladım. 5 dakikada çok pratik ve gerçekten kolay. Hem ışıltılı, hem sağlıklı duran, hem sonbahara uygun. Umarım severek gezersiniz. O zaman videonun ayrıntılarına geçelim. Kriz bölgeme bu Kiko'nun 44 numaralı farını, turuncu farını uygulayacağım. Bendeki fırça Mac'in hangi fırçası olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Şöyle bir fırçası. Numarası gerçekten silinmiş. Çünkü uzun zaman olmuştu. O zaman kriz bölgemi yaparak başlayalım. Instagram'a fotoğraf atsam herkes soruyor gözünde hangi farı kullanıyorsun vesaire diye. Yani markası önemli değil. Firecracker, yani burada yaşayanlar varsa bunu kullanabilirler, alabilirler. Hem çok uygun fiyatla, hem çok pigmentli, hem de çok fazla dökülme yapmıyor. Bunu yassı bir fırçayla göz kapaklarımın yarısını uygulayacağım. Kiko ile bunun arasında aslında fazla ince katı da geçiyorum. Daha kalıcı oluyor ve daha çok turuncu rengin, istediğim rengi alabiliyorum böylelikle. Tampon hareketlerle böyle pıt 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 yaparak sadece gözünün üstüne konduruyorum. Kriz bölgesinde farkındaysanız bu dağıtma işlemini uyguluyorum. Böyle süpürür tarzında. O zaman daha doğal ve istediğim pigmentasyonu alabiliyorum. Primark'tan aldım. Normal karıştırma fırçası. Bu kriz bölgesine uygulanan son bir tur şöyle geçiyorum süpürür gibi. Ki iki far birbirine homojen dursun diye, iyice karışsın diye. XP'nin bir far paletini kullanıyorum. Yani çok uygun fiyatlı ama gerçekten çok 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 pigmentasyonlu farları. Eyeliner olarak bu Maybelline'in liquid eyeliner'ını kullanıyorum. Normal klasik bir modeli. Şimdi eyeliner'ı eskiden her gün kullandığım için, her gün sürdüğüm için kusursuz yapıyordum ve çok eşit yapıyordum ama şu an senede bir yaptığım için çok eşit yapamıyorum maalesef. Ayrıca aynanın dibine girmek gerekiyor gerçekten ve bir elle aynayı tutarak yapılmıyor ya da ben yapamıyorum, bilmiyorum. Sadece böyle hani çok ufak bir kuyruk yapacağım ve yarım bir eyeliner tam da yapabilirsiniz. Ama badem göz tarzı göstermek istiyorsanız makyajlarda, ki ben far sürdüğümde genellikle yarım eyeliner seviyorum. Gözleriniz böyle daha çekik ve daha up, daha yukarıda duruyor. Ben daha çok beğeniyorum yani. Eşit olmayacak böyle. Ben büyük aynada yapıp geliyorum. Çok özür dilerim. Eşit olmadı. Dediğim gibi uzun zamandır eyeliner çekmediğim için unutmuşum. Şimdi rimel süreceğiz ve son kez kriz bölgemizi tekrardan karıştırdıktan sonra makyajımız bitecek. Bu aydınlatıcıyı ben sadece ve sadece burnuma kullanıyorum, burnumun üstüne. Naked rengi. Bunu da Primark'tan aldım ama şu tarz renk varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Yani genellikle insanlar sarı tonlarında kullanıyor veya pembe tonlarında. Ama akşara çıkacaksam ben ince tonlarına, daha beyaz tonlarda aydınlatıcı sürüyorum. Fotoğraflarda daha çok patlıyor çünkü. Yani çok çok da buradayım demesin diyeceğim. Yani dediğim gibi aslında normal full yüzünüze yapıyorsanız makyaj, fondöten aldık, işte kontür vesaire, o zaman elmacık kemiklerinize de, şakaklarınıza vesaire aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Çok güzel duruyor ama ben genellikle yüzüme bir şey sürmüyorum. Yani en son herhalde fondöten kullandığımda 6 yıl önce falan mıydı? Mezuniyetimde diyeceğim ama yani mezuniyetimde bile kullanmadım. Çok yapay geliyor. Yani kullananlara tabii ki de saygım var.
Bilmiyorum. Ben hoşlanmıyorum yani. Yüzünüze katman çıkıyor ve hani hiç sağlıklı değil. Ayrıca cildi güzel olanlar neden fondöten sürüyor? Anlamıyorum. Neyi kapatıyorsunuz? Zaten cildiniz enfes. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Bu arada ben rimelimi göstermedim. Bu rimelim de Rimmel London'ın turuncu rimeli. Gayet memnunum. Yani çok bilmiyorum, anlamıyorum. Kirpiklerim çok fazla uzun olmadığı için. Normalde rimel sürerken her zaman ağzımı fazlasıyla açıyorum. Ve bunu neden yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Şu an videodayım diye birazcık dikkat etmeye çalışıyorum ama istemsiz. Üstüne ikinci kat olarak da Maybelline'in Push Up Angel'ını kullanacağım. Şöyle. Bu daha sık sık fırçası ve kılları alttan başlayarak yukarı zikzak işaretleriyle uygulamaya çalışıyorum. Dediğim gibi eğer kirpikleriniz uzunsa bunu tek katta yapabilirsiniz. Rimeller güzel de benim kirpikler de iş yok. Bitti sayılır. Son olarak da Primark'ın bir tane nemlendiricisini aldım. Onu süreceğim böyle rengi. Bu çok güzel kokuyor. Tarçınlı. Hiç hijyenik bulmuyorum. Ama kokusu güzel ve gerçekten güzel nemlendiriyor. Ve çok uygun fiyatlı. Hem de kabı çok tatlı. Neyse, şımarıklığı bırakıyorum. Üstüne de Rimmel London'ın 240 Underdressed rujunu kullanıyorum. Rengi şöyle ve makyajımız bitiyor. Aslında bu ruj fazla kalmayacak. Yani rujdan dolayı değil. Ben sürekli dudağımı yediğim için ve kahve içeceğimiz için biraz sonra. O yüzden ruj kalmayacak. Şu an kamerada artistik olsun diye kullanıyorum. Dediğim gibi makyajım bu şekilde. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.